kalkınmaz bir şey var. Ya bir de gerçekten bir ruhsuzluk var abi. Yani bunu sağdaki dizilimle falan anlatacak bir şey yok. Takımda gerçekten bir ruhsuzluk var. Bunu neye bağlayacağız? Para alamadıkları için mi böyle ruhsuzlar? Mustafa Hoca'yı sevmediler ondan mı? Yoksa psikoloji mi bozuldu? Biz artık maç kazanamıyoruz. O psikolojiye girdiler mi? Ama bir şey var ki Yönetim her türlü sözünü yerine getiriyor mu? Onu takip yani ediyor mu işte hiç? soruyorsun abi, onlar da kapalı davranıyorlar. Yani Yani açık şimdi yönetimde primleri verdik falan deniliyor. Takım kazanamıyor ki ne zamandan. En son Gençler Birliği maçını kazandı. yani Yani futbolcular prim falan alamıyorlar onun için kazanamadıklarında. Ha, belki de şu anda prim rakamlarını da yükseltmeleri gerekebilir. Yani sezon başında 15-20 binlerle başlar primler işe. İş Riziko'ya girince 100 binlere kadar vurur. Hatta geçen sezon Mehmet Başkan'ın şey yaptığını biliyorum ikinci yarı. Neredeyse TFF'den gelen paranın tamamını prime dağıttığını, yaklaşık olarak prime dağıttığını biliyorum. Ankaragücü kümede kalacaksa onu yapacaksın. Yani o çok mucizevi bir icat değil. Çünkü sen maç kazandığın takdirde o parayı kazanıyorsun. O parayı kazandığın o maçı kazandığın takdirde de alacağın 3 puanların toplamı seni ligde bırakacak. Ligde kalmak mı önemli? Parayı harcamak, geleni vermek, yoksa küme düşüp bir daha çıkmak için çaba göstermek, yatırım yapmak mı? Birinci lige düşersen alacağın para Süper Lig'de aldığın paranın yarısı bile değil. Değil değil, 18-20 milyon lira falan geliyor. Yani Yani epi topu o kadar bir ve para. galibiyete Ona göre nereye falan da şey çıkacaksın? yapmıyor. Borcu nasıl ödeyeceksin? Bunların hepsini hesap etmek zorundasın ya. Yani Tabii canım, elindeki 2 yıllık, yöneticilik 3 yıllık öyle sözleşme futbolcuları. şapkadan tavşan çıkarmak, şişeden cin çıkarmak falan değil. Çok basit. Gelir gider hesabı. Ne gelir, ne gider. Borcun ne kadar? Borcu nasıl ödeyeceksin? Futbolculara olan görevlerini nasıl yerine getireceksin? Bunun karşılığını nasıl isteyip alacaksın? Bunların hesabını iyi yaparsan ligde kalıyorsun. Yani ya şu Sivasspor'u bir örnek alsınlar Allah aşkına ya. Yani Mecnun Otayakmaz hakikaten eli sıkılası, alnı öpülesi bir adam. Bir takım şeyleri ne kadar güzel yapıyor ya. Yani o kulübün ne anormal borçları var ne İddiasız anormal yıl var. gelirleri var. Arada 2 kere de şampiyonluğu oynadı bu Son seneyle dakikada beraber. iki şampiyonluk kaçırdı o Evet. geçmişte. Bu sene de Bildiğim maşallah var kadarıyla aslan böyle. gibi gidiyor. Yani en azından baksınlar ya. Ki Bu Sivas da adamcağız yapıyor bunu. hiç Sivas'ta yapıyor. Yani Evet. hani İstanbul'da, İzmit'te, Kocaeli'nde hani İstanbul'a yakın olan yerlerde sanayi bölgesi gelir melirle ilgili falan da bir şey yok ya. Yani bir incelesinler bu adamcağız ne yapıyor, nasıl uğraşıyor, bunu nasıl başarıyor, son 10 yılda 3 kere bu takımı nasıl şampiyonluğa oynatıyor. Yani bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Bu adamcağız iyi bir şeyler yapıyor ki bunlar oluyor. Yani her şeyi ben biliyorum, ben yaparım. İşte oradan para bulurum, buradan para bulmakla da bitmiyor iş arkadaşlar. Abi bak, para falan da Doğru şey. kullanmak Şimdi ne aklını olacağını ve merak işini. ediyorum. Şimdi yorumda gelmiş, yayınlayalım mı yayınlayamayalım mı, cevabı verelim mi vermeyelim mi dedim. Sen evet, para mesele bittiyse verebiliriz dedin. Ha evet, Heh, şimdi o evet. şeyi soruyu soranın da adını vereyim Evet, ki evet. en azından şey olsun yani hakkını yemeyelim. Bak şimdi bir Twitter'dan biz bu etkinliği Twitter'dan bir paylaştığımızda direkt gelen ilk yorum evet buydu. ilk soru bu. Adem Aktaş diye bir arkadaşımız demiş ki mesela ben sponsorluk ücretinin rakamını merak ediyorum. Açıklar mısınız demiş. Diyoruz ya her şeyi açıklıyoruz programda diye. O zaman ben de sana Adem Aktaş'ın sorusunu soruyorum. Sponsorluk rakamı alındığına, iş bittiğine Parayı göre. da almışlar bildiğim Ha kadarıyla. bitti. Hesap. 1,7 milyon lira alınmış. Forma, göğüs Evet. forma Yani reklam için. sezon Tamam başı mı Adem Gençler Bey? Birliği'nin daha istediği Tamam mı? Oldu rakamdı. mu? Sorunuzun cevabı işte Bülent Bey cevapladı. Çok düşük bir rakam aslında. Yani Evet. şey, hatta bugün Ya de ben 2 Pasifik'te, milyon, 2,5 milyondur diye umut edip o programda da öyle söylemiştim evet. ama onun Ben da ya altın. normalde 8 milyon lira, 10 milyon lira falan konuşulması lazım forma Hay ben reklamında. hani sıkıntılı durumdan dolayı 2,5 Ha. bana kalsa 100 milyon lira Ankaragücü'nün forma reklamı. O forma, o armağanın değeri çok daha fazla da. Orhan Bey, yorumlarınıza devam edeceğim. Unutmadım. Takipteyim. Şey yapacağım. Şimdi şuraya gelmek istiyorum abi. 2 milyon lira oradan gelmiş. Makine kimyadan, diğer kurumlardan Ankaragücü'ne gelmesi beklenen tahmini 30-35 milyon lira bir para var. Tamam.
Yani transfer tahtasının açılması için toplam 60-70 diyorlar. 70-80 milyon lira para var. Şimdi 70. Hiç önüne, arkasına, sağına, soluna bakmanın manası yok. Yönetimin elini cebe atması saati lazım. Tabii. Eğer yönetim elini cebine aradaki atmazsa fark, bu transfer yasağı kalkmaz. Doğru. Burada da kimlerin elini cebine atabileceği mevcut yönetim listesine baktığımız zaman zaten gözüküyor. Gücü yetecek. Yani orada bir kişi var, ya Faruk da para Koca. Getirecekler aynen. Faruk Koca. Faruk Koca elini cebine atacak mı, atmayacak mı? Şu anda Ankara gücünün en büyük denklemi bu.